Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 İyi akşamlar sevgili seyircilerim. Konuya nasıl gireceğimi, bu yüzden nasıl dikleyeceğimi tam kestiremiyorum. Türk siyaset sahnesi perdelerini Ekim ayında açtı. Fakat olanları anlamak, deveye hendek, doğal gaz çukuru ve bilumum yerleri atlatmaktan daha zor. Her şey o kadar karışık ki kafamın içinde bir sürü soru cümlesi. Cemi cümle cirit atıyorlar. Kafama takılan soruların bir kısmı şunlar oluyor anacığım. Mesela artık hükümet hükümsüz mü? Hükümet düştü deniyor. Hükümet kurulabilir mi? Çiller başbakan mı değil mi? Mesut Yılmaz denilen kadın düşmanı kim? Gökberk Ergenekon neresi? Hüsamettin Cindoruk Taksim'den geçer mi? Hükümet red oyu verenler redkitten etkilenmiş olabilir mi? Kabul oyu verenlerin duaları kabul olmuş mudur? Nedir, niyedir, işte kafam hep bu sorularla meşgul anacığım. Günlerdir yemeden içmeden kesildim valla. Bunları düşünmekten geceleri uyuyamaz oldum. Canım seyirciklerim, ben bunları düşüne durayım. Siz de oturun programı seyredin anacığım. Yaz kızım, bugün tarihte açık duruşmaya başlandı. Esas hakkında mütalaa ve savunma yapması için sanık Satı Tokgöz'e söz verildi. Anlat bakayım oğlum, neler oldu? İşte o günde patronum sırf beni düşündüğünden... beni düşündüğünden beni yanına çağırdı. Sırf bu yüzden çağırdı. Beni emretmişsiniz efendim. Estağfurullah satıcım, emir ne kelime? Rica bizimkisi, rica. Bak şimdi sana ne diyeceğim. Buyurun efendim. Bilirsin, seni pek severim ben. Ben de sizi severim efendim. Gördüğün gibi işlerimiz de gayet iyi. Oh, daha iyi, Allah daha iyi. Diyorsun da... Şimdi hafazana Allah, işlerimiz birdenbire bozulsa... Ben de işçilerimi zorla işten çıkartmak zorunda kalsam o zaman ne yaparız satıcım? Yerden göğe kadar haklısınız efendim. Şimdi ben de sen ileride zor durumlara düşmeyesin diye... ...senin iyiliğin için şimdiden seni işten çıkarıyorum ben satıcım. Oh, ben bir şey anlamıyorum. Satıcım anlayışın biraz kıt galiba canım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Seni şimdiden işten çıkarıyorum ya. Ama ben gene bir şey anlamıyorum ya. Ya satıcım şimdi senin ananı satıcım. Ne var bunda? Daha bir şey yok ama olacak. Bu her şeyin başlangıcıydı. Sonra işten çıkıp eve gittim. Kendimden çok güvendiğim canım karımı... ...beni aldatırken yakaladım. Ama o tüm bunları... ...benim iyiliğim için yapıyordu. Satıcım, erken gelmişsin bugün. Sorma hanım, bildiğin gibi değil, çok kötü durumdayım. Ben seni bir yerlere gider de içer filan efkar dağıtırsın sanmıştım. O yüzden yani. Neyse canım, sana işim yok. Bulursun. Sen nereden biliyorsun işten atıldığımı? Ben söyledim satıcım. Ya. Baktım sen çok üzüldün. Önden gideyim de satıcımın eşyalarımı bir teselli edin dedim. Yetti.
Tabii. İyi demişsiniz. Dilinize sağlık. Tabii bunları sen mağdur durumda kalmayasın diye yaptım ya. Eksik olmayın, sağ olun. Satıcı, biliyorsun artık sen işsiz biri sayılırsın. İşsiz adam da karısına bakamaz. Ben de seni düşündüğüm için karını yanıma aldıracağım, ona bir ev açacağım ya. Ya Satıcım, yani sen işsizsin. Bir de başında ben olmayayım dedim, dır. Gideyim bari. Yani sırf senin iyiliğin için, inan ki. Ne şanslıyım mısınız lan Satıcım? Öyleyimdir Hakim Bey. O günden sonra da insanlar benim iyiliğim için uğraşmaya devam ettiler. Beni hep düşündüler. Kamyon bekliyor. Çabuk. Satıcım, sandalyeyi de alabilir miyim? Sandalyeyi almasanız olmaz mı? Olur mu satıcım ya? Bak şimdi biz eğer malları hac etmesek ne olur? Borçları karşılanmaz. Hapse girersin. Hep senin iyiliğin için söylüyorum satıcım. Benim iyiliğim. Senin iyiliğin için. Al sandalyeyi. Senin iyiliğin için. Benim iyiliğim için. Merhaba satıcım. Merhaba ev sahibiciğim. Görüyorum ki evi boşaltıyorlar. Şimdi sen bu boş evde bir hücreye tıkılmış gibi yaşayamazsın. Nerede yaşayayım? Dışarıda. Hem dış dünyayı tanırsın, hem de hayat tecrüben artar. Bu açıdan hiç bakmamıştım. Gideyim bir bakayım. Devam et satıcım. Çekinme, anlat. Sonra ne oldu? Anlatıyorum hakimciğim. Sonra iş aradım. Hayat tecrübesi edinmem gereken günler hep zorlu geçti ama sonunda bir iş bulabildim. İşin gayet basit satıcım. Bu paketi sokağın başındaki lisenin önünde bekleyen amcaya vereceksin. O da sana teşekkür edip aferin diyecek. Sonra da gelip bizden paranı alacaksın. Basit değil mi? Basit. Biz bunu senin iyiliğin için yapıyoruz satıcım. Sonra ne oldu satıcım? Sonra polisler. Şimdi bak, senin iyiliğin için sana biraz elektrik vereceğiz. Biraz. İşte böyle hakimim, sonunda mahkemeye sevk edildi. Peki satıcım, satıcımın söylediklerini yazdın, kayıtlara geçirdin mi kızım? Yazdım efendim, roman oldu. Pulp Fiction. Ucuz roman, yerli drama gibi bir şey oldu. Hayırlısı olsun. Devam et. Yazmaya devam et kızım. Bak satıcım. Bakayım hakimciğim, bakıyorum. Ben de senin iyiliğin için ve ilk suçun olduğundan mütevelli sana az ceza verirdim satıcım. Ama gerçek fikrimi sorarsan senin gibi safların sokaklarda dolaşması pek tehlikeli bir satıcım. Hem ne demişler? İyilik yap, denize at. Bu yüzden benim yürüyeceğim karar senin pek menfaatine uymayacak satıcım. Oh. Yani benim iyiliğim için olmayacak, öyle mi? Öyle. Aman, varsın olmasın Hakim Bey. Ne olur siz de benim iyiliğim için bir şeyler yapmayın. Ben hep kötülük istiyorum. Bana bugüne kadar başıma ne geldiyse hep benim iyiliğim yüzünden geldi. Ben iyiliğe layık değilim. İyilik kim? Ben kimim hakim mi? Tamam o zaman. Yaz kızım. Sanık satıcım Topgöz'ün okul önünde gençleri zehirlemek maksadıyla uyuşturucu sattığı delillerle subut olduğundan gereğini düşündük ve sanık satıcıma 30 yıl ağır hapis cezası verdik. Duruşma bitmiştir. Her durum için bir numara bulmakta bir numarayız vallahi. Hadi bu numaraları numara sırasına göre izleyelim. Çıktım yukarı müdür beyin katına. Dedim ki, müdür bey bir dakika sizinle dedim, iki kelam edeceğim ben dedim. Nedir dedi. Dedim ki beyefendi, siz dedim bu emeklilere hiç yaşamıyormuş gibi davranamazsınız dedim. Benim sana iyi demişsin. Gerekirse dedim biz eski tüfekler bu memurların, işçilerin yapmadığını yaparız, tavrımızı koruz ona göre dedim. Oh ağzına sağlık. Peki o ne dedi? Tam o konuşuyordu, sen beni dürttün, ne dediğini anlayamadım, uyandım o sırada. İlahi bey, ben de sadece bir şey anlatıyor gibi ciddi ciddi seni dinliyorum. Ya ben emekli adamım, müdüre hitaben konuşamam ki, emeklileri kimse adam yerine koymuyor ki. Sadece emeklileri mi ayol? Kim kime adam yerine koyuyor ki? Evet. Herkes birbirinin gözüne oyuyor. Evet. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, vuruyorlar. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Bey, vuruyorlar. Lan sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Allah Allah, ayıralım şunları, sevaptır kardeşim. Bey baba, ne bakıyorsun? Ayıptır, ayıralım şunları ya. Yapmayın oğlum, ne diyorsun? Dur be amca, karışma sen. Hayda, ne oldu bunlara ya? Birdenbire yok oldular. Allah, kim bilir ne dertleri vardı. Nevi be.
Benim eve cüzdanım yok. Cüzdanın mı yok? Nasıl yok ayol? Ne bileyim ayol? Nerede cüzdanın? Yok cebimdeydi oradaydı. Eyvah. Bütün bunlar numaraydı demek ki. Lan! Ne yapacağız şimdi? Polis. Şantamı ver. Lan! Memur bey. Memur bey kardeşim mahvoldu. Beraber mahvoldu. Ne oldu hanımefendi? Cüzdanımızı çaldılar. Nerede adamlar? Adamlar oturmuş bizi bekliyor. Kaçtılar tabii, dururlar mı? Biz kavga ediyorlar zannettik. Girdik ayırdık meğer numara yapıyorlarmış. Kargaşa sırasında size sarılıp cüzdan yürüttüler değil mi? Nereden biliyorsun? Ya bu dünyanın en eski numarasıdır beyefendi. Nasıl oldu da bu numarayı yediniz siz? Zerre kadar akıl yok mu sizde? İltifat etmekten başka bir şey yapmayacak mısın? Ne yapayım? Yani koca İstanbul'da bu adamları mı bulayım? Kaçan kaçmış, çalan çalmış. İyi o zaman, yürü oğlum. Hadi yürü, tamam. Neyse canım, dünyanın sonu değil ya. Zaten içinde pek bir şey yoktu. Bir emekli için çok şey vardı. Şey kısmetten çıkınca uçkur 9 yerden koparmış. Çıkmayalım dedim sana evden. Cüzdanı çaldırdın, bir de bana kafa tutuyorsun. Bey, ya, bunlar da başka mı? Görmeyi ver. Öldürürüm ulan seni. Öldürürüm. Bey, birini öldürüyorlar. Yahu bırak görmeyi ver. Adama nasıl vuruyorlar, görmüyor musun? Hem nasıl olsa cüzdan gitti, ne kaybedersin? İnsanlık öldü mü? Ölmedi anasını satayım. Oğlum. Yapmayın. Ya yakışıyor mu size bey kardeşim ya? Lütfen. Beyefendi. Bak gördün mü, bu da o eski numaradanmış. Allah'tan ilk kavgacılar cüzdanı çaldı da bunlara bir şey kalmadı. Çantam yok bey. Ne diyorsun ya? Çantam gitmiş. Çantam mı yok? Ulan ne Burak yarısın, bir çantana sahip olamıyorsun be. Dinime küfreder Müslüman olsa bari, sanki sen cüzdanına sahip oldun da. Polis haklı hanım, biz biraz salağız. Dünyanın en eski numarasını iki kere yedik. Bir kere de değil, iki kere. Hadi millet donumuzu gömleğimizi almadan gidelim, yoksa Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz. Of canım çıktı vallahi, kabahat bizde hanım. Evde güzel güzel oturup ajans dinlemek varken sokaklarda geziyoruz. Memleket bu hale gelmişken sokağa mı çıkılır ajans aç? Bu son vallahi. Bir daha ölüyorum desem ben çıkmam sokağa. Paltonu çıkarsaydım. Çıkarırım, dur şimdi üstüme gelme. Daha sonra muhalefet partisi lideri bu kadın yalancıdır dedi. Başbakan ise bu adam korkaktır diye cevap verdi. Mecliste olduğunuzu unutmayın be! Ağzından çıkanı kulağını duysun! Liderlerin bu şekilde atışmalarını mütakiben oturuma katılan vekiller öküz, sensin öküz, sen de eşeksin, yuh sana, asıl sana yuh şeklinde bağırışarak birbirlerine girdiler. Ayıptır be, ayıptır be! Aman evde kıymetli ne varsa topla hanım. Ne oldu bey? Görmüyor musun, birbirlerine girdiler. Belli ki bunlar da çarpacaklar bizi. Bunlar yıllardır böyle bey. Tamam işte tamam. Yıllardır böyle yapıyorlar. Biz de her geçen gün biraz daha kötüye gidiyoruz. Gene birbirlerine girdiklerine göre bizden bir şeyler gidecek demektir. Haklısın bey, çok haklısın. Altınları bileciklerim. Ay sen yanıyorsun. Yanıyorsun. Ay. Allah Allah, hayırdır inşallah. Ah, çakmağı söndürmeden koymuşum cebime. Ay bir sigara içemedim ayol. Bana bakın bana. Ben Bestami'nin annesiyim. Bunun. Ha? Reklamlardan sonra geri geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Olacak o kadar. Olacak o kadar. Olacak o kadar. Olacak o kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Artık iki kişi konuşurken üçüncüye telefon dinlemek düşüyor sayın seyirciler. Yakında telefon açtığınızda sayın abonemiz aradığınız istikamete doğru bütün hatlar dinlenmektedir anonsunu duyarsanız hiç şaşırmayın. Bize emretmişsiniz sayın başkanım. Estağfurullah sayın partizanlarım, size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sizi dinliyoruz başkanım. Evet, onlar da öyle yapıyor. Beni dinliyor. Size söyleyeceğim önemli konu buydu. Ben dinleniyorum. Sizi hiç rahatsız etmeseydik. Rahat rahat dinlenseydiniz beyefendi. Hakkınız tabii. Çok yoruldunuz. Öyle değil salak. Telefonlarım dinleniyor. Nasıl olur? Kim? Bu ne cüret? Bu üç sorunun cevabını ben de merak ediyorum. İktidarın bir oyunu bu bize. Ayrıca ben telefonlarımın dinlenmesine hiç hoşlanmam. Özel konuşacaksanız biz çıkalım beyefendi. Bu salağı kim kaydetti partimize? Siz beyefendi.
Lakin karışmak ve lafı değiştirmek gibi olmasın ama duyduk ki iktidar partisinin telefonları da dinleniyormuş. Hadi canım, onlar dinlemiyorsa kim dinliyor lan bu telefonları? Benim karşı partide adamlarım var Sayın Başkanım. Hem telefonlarımız dinleniyorsa durumu bildiğimizi bilmeleri iyi olur. İyi, o zaman hemen ara hadi. Alo Sacit. Ha benim ben. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bizim telefonlarımız dinleniyor. Sizinki iyi yine. Bizim burada her şeyi dinliyorlar. Çamaşır makinesini, buzdolabını, vazoyu, her şeyi dinliyorlar. Bir beni dinlemiyorlar. Bu gidişle ben burada kalamam. Sen orada bana bir kadro ayarlamaya çalış lütfen. Efendim? Zannetmiyorum. Bizimkiler dinlemiyordur. Hem tahmin ettiğime göre galiba bizim telefonlar da dinleniyormuş. Merak etme. Ben bir şey öğrenirsem seni ararım. Sacit Bey, siz konuşurken parti başkanımız aradı. Kararname ne oldu diye soruyor. Beni dinleseler kararname bir şey olabilecek. Ama bu durumda kararla name olmaktan öteye geçemiyorum. Bir de telefonlarımız dinleniyormuş. Muhalefet yapıyor olabilirim diye sordular kendileri. Allah Allah. Onlar da siz mi dinliyorsunuz diye soruyorum. Ya o kim dinliyor bütün bu konuşmalarımızı? Oldu ne diyorlar? Haber vereyim mi bari? Söylesene kızım. İşçi ücretlerinde değişiklik düşünülmüyor mu? Sonra? Muhalefet de bu konuda bir şey yapamayacakmış. Başka? Tekel ürünleriyle şekere de zam geliyor. Zamlanmadan koşup alın bari. Eksik olma kızım, sağ ol. Ekmeğe de zam yapacaklar mı? Gitmişken onu da alalım. Bu konuda bir şey söylemediler vallahi. Zaten onların abuk sabuk konuşmalarını dinlemekten içime fenalık geldi. Sağ ol kızım, sayende tedbirimizi alıyoruz. Baba. Telefonların dinlendiği her an anlaşılabilir. Başımıza bir iş gelebilir. Arkadaşlarını bir süre buraya getirme, olur mu? Tamam kızım, tamam. Üzme tatlı canını. Zaten şimdiye kadar hep kendileri konuştu, kendileri dinledi. Birazcık halkı dinleseler de hiç böyle şeylere gerek kalmaz. Sen üzülme. Ama yine de bir şey duyarsan bize haber ver. Tamam. Hadi gidip bekliyoruz. Anne hadi. Bazı kitapsızlar yüzünden evdeki hesap kitaba uymuyor sayın seyirciler. Kazananlar hep işi kitabına uyduranlar oluyor. Ha evet, derslerinizi çalıştınız mı bakalım? Kim kalkacak tahtaya? Vedat? Hayri Kunduz. Söyle bakalım, Amerika'da İngiliz egemenliğine karşı savaşan bir grup vardı. Kimdi bunlar? Avcılar öğretmenim, Çelik Bilek önderliğinde savaşıyorlardı. Peki, Çelik Bilek'in en büyük yardımcıları kimdi? Mr. Bilek. Emin misin? Doktor Sanosu? Hayır. Profesör Oklutus ve... Ve biri daha vardı. Hani şu elmalı turtayı çok seven biri. Roddy! Bravo! Alkışlıyorum. Söyleyin bakalım. Mr. Bluffer yardımcısı kimdi? Kaptan Swing! Kaptan Swing, Mr. Bluff ve gamlı baykuş Ontario Kalesi'nde yaşarlardı. Büyük öğretmeniz öğretmenim. Evet. Bir de pire torbası köpekleri vardı. Söyleyin bakalım, Culver Kalesi'nde kim yaşardı? Tobias! Ontario kurtları aşkına bravo. Peki, yüzbaşı Tom Mix kime aşıktı? Abba Brown'ın kızı Suzy öğretmenim. Peki, şimdi ödevinizi veriyorum. Yazın bakalım. Tom Mix son macerada azılı haydut bin birim suratı nasıl elinden kaçırdı? Bu konuda herkes bir kompozisyon yazsın. Tamam Ersan Bey, ben de sizin yayın eviyle çalışmak isterim. Daha şimdiden ders kitaplarını 3 kere değiştirdik. Yani veliler söylenmeye başladılar artık. Sayın müdürüm, 1 milyar kere özür dilerim ki çocukların daha çağdaş bir kitap okumaları kimseyi rahatsız etmez. Bu 1 milyar kere dilediğim özürdeki 1 milyarı bilhassa vurgulamak isterim. Şu meseleyi daha açık vurgular mısınız Ersan Bey? Alınması zorunlu ders kitabı olarak Mandrake'yi seçerseniz 1 milyar tane 1 liranız olur. Hadi ya. Hay Allah ya, Tom Mix'çiler 400'ü bile zor vermişlerdi. Hay canını albız alsın, ne yapsam ki? Kabul edin. Eğer kabul ederseniz 10 tam macerası olan bir de cilt hediye ederiz. Kabul anasını satayım. Efendim dinletemedim. Kimsiniz beyefendi, ne istiyorsunuz? Veliyim ama deli olmak üzereyim. Çocuğun okuyacağı kitabı yine değiştirmişsiniz. Ya. Bu ne rezalet ya? Zırt böyle be, zor geliyorsa okutma çocuğunu. Yok ya, zırt pırt kitap mı değişirmiş? Hadi yayın evleriyle anlaşın, bir kitap da para batıyoruz biz burada. Çık dışarı yoksa attırırım seni dışarı. Bana bak bana, çocuğa son okuttuğunuz kitabı iyi çalışıp da geldi mi, haberin olsun ha. Ne kitabıymış lan o, ne kitabı? Ne kitabı olacak? Kara kuşak, karate. Ünlü şarkıcı Bestami bugünlerde yine gündemde sayın seyirciler.
Mevlam sabırlar versin. Ay sen sus, manyak! Terbiyesiz hayvan! Yoksa bu kadın bunun gerçekten annesi mi? Anası güzel Bestami'nin babalara gelişini haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar tolklaşa tolklaşa anlaşırlarmış. Artık iyice işin şovunu çıkardık sayın seyirciler. Hoş geldiniz beyefendiler ve hanımefendi. Kusura bakmayın sizleri beklettik. Zeynep Hanım konuklarımızı boyar mısınız? Önce sizden başlayalım. Hop 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 abla ne yapıyorsun ya? Karı mıyız biz? Bak karı burada. Est. Onu boya boydan boya. Hanımefendi yeterince boyalı zaten. Boyalı basın gibi. Boyanırken mi basıldın? Düdük. Lü tencere. Hanımefendi bu boyama işi de nereden icap etti? Televizyon çekimleri sırasında yüzünüz gözünüz parlamasın diye. Aa televizyona mı çıkacağız kız? Herhalde çıkacağız. Kimler çıkmıyor ki? Bizim neyimiz eksik? Ben öyle her programa çerez olamam. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kim lan bu? Tamam. Evet, ben hazırım. Kusura bakmayın, telefonla konuşuyordum. Sizlerle ilgilenemedim. Şeref verdiniz, sefa geldiniz. Sanıklarımız hazır mı? Hazır efendim. Teşekkür ederim. Komiserim, efendim. Sen bu abiyi tanıyor musun? Yok, kim bu? Ben de tanımıyorum. Şimdi biz bu abiyi bilmemek değil, öğrenmemek ayıbını mı işliyoruz? Sus sevgili sanırım, şimdi öğreniriz. Hazır mıyız? Hazırım komiserim. 5, 4, 3, 2, 1, kayıt. İyi akşamlar sevgili Karakolda Ayna Var programı izleyicileri. Biraz kenara çekiyorum. Aynalı bir muhabbete hoş geldiniz. Bu akşam birbirinden değerli 3 suçlu adayım var. Ortada oturan hayatın sillesini yemiş bir hayat kadını. Sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyabilirsin hayat adamı komiser. Adım Necla. Sizin de belirttiğiniz gibi hayat kadınıyım ama hayat hiç umurumda değil. Orospu. Evet. Diyorlar ama ben hiç katılmıyorum bu fikre. Komiser bey bu kameralar niçin çalışıyor? Hem ifadelerimiz ne zaman alınacak sorabilir miyim? Talk Show programından sonra ifadelerinizi alacağız. Önce biraz sohbet edelim. Ben öyle her programa çıkmam. Kapatasın bunlar. Rica ederim beyefendi. Biz bunu hatıra olsun diye çekiyoruz. Yani anı. İsterseniz konuşmayın mühim değil. Hayır yani ben bir yanlışlık olmasın diye soruyorum. Evet hanımefendi siz nasıl düştünüz bu hayata? Bize anlatır mısınız? Anlatayım kız. Aylardan cumaydı. Günlerden 1992. Yıllardan da perşembe. Ay biraz heyecanlandım da şaşırdım biliyor musun? Perşembe pazarında dolaşıyorum. Bir kavun tezgahının yanındaydım. Adamın biri geldi. Kaçı dedi. Kilosu 30 binmiş dedim. Sen kaç kilosun dedi. 66 dedim. Yuvarlak hesap 2 milyon bana uyar dedi. 2 milyon da o zaman iyi para ha. Bana da uydu. Anlaştık. Anlıyorum hanımefendi. Bir yanlış anlama sonucu orospu oldunuz yani. Bence bilerek yanlış anlamış. Bana da niçin hırsız oldun diye sorduklarında hobi olsun diye başladım. Sonradan alışkanlık yaptı diyorum icabında. Öpeyim komiserim. Eyvallah. Siz hırsız mısınız beyefendi? Tabii. Herkes hırsız. Benim neyim eksik? Ben adamın gözünden gözlüğünü alırım haberi olmaz icabında. Hadi ya abartıyorsunuz. Abartıyorsam anam avradım olsun. Buyur komiserim cüzdanın. Ana helal olsun hiç fark etmedim ya. Peki siz beyefendi sizin ne gibi işe yarar özellikleriniz var yoksa yok mu? Beni bu basit insanlarla karıştırmayın komiserim. As. Köy. Ben iş adamıyım. Anladım. Sıradan bir iş adamısınız. Namusunuzla çalışıp para kazanıyorsunuz. O kadar da keriz değiliz komiserim. Esrar, eroin falan filan ülke çapında dağıtımı bizim üzerimizde. Şimdi komiserim bu çekiyor mu? Evet. Komiserim ben bir akşam işe çıkmışım. O akşam da ay akşamdan doğmuş. Tamam kestik. Kamera stop. Hepinizi tutukluyorum. Atın bunları içeri. Hayır ama komiserim ne iş? Aa. Ne tutuklaması? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ne yaptık be? Kendin söyledin işte. Uyuşturucu dağıtıyormuşsun. Tamam da ben onu evet. Yani kameraları şov olarak topluyorum. Tamam, al bunları atın içeri. Aa, ben orospu değilim be. Sen benim kim olduğumu anlamadın herhalde. Anlamadın benim kim olduğumu. İfadelerini al. Bravo komiserim ya, bu yöntemi iyi buldunuz. Şimdi bunlara işkence yapsak hayatta konuşmazlardı. Vallahi. Herhalde oğlum bizim millet bir tuhaf kamera görünce otomatik olarak konuşuyor itiraf ediyor. Biz bu yöntemle daha çok suçlunun dilini çözeriz. Hadi bakayım bana öteki konuklarımı getirin. Vatandaşı çarpan çarpana, esnafı, iş adamı, politikacısından sonra çarpanlara bir de elektrik eklendi.
Merhaba Samet abi. Merhaba, ne haber? İyidir abi, ne olsun, işten mi? İşten, memur adam nereden gelir ki? Oldu abi. Hadi selam söyleyin babana. Gelsin abi, aman tamam. Abi! Çukura düştü adam. Elektriğe çarpılıyor. Çarpılıyor lan adam. Kurtaralım şunu. Dur tutma, sen de çarpılmışsın. Tahta mahta bir şeyle dürtelim. Yine Allah korumuş. Büyük badire atlatmışsın Samet. Ah Allah. Geçmiş Allah. Olsun. Allah razı olsun, sağ ol. Ay. Geçmiş olsun Samet abi. Sağ olun, eksik olmayın abi. Size de geçmiş olsun yenge. Sağ ol Hamdi. Yüreğimizi ağzımıza getirdi. Aksilik işte yenge, ama ne yapacağım, oluyor işte. Buna da şükür. Şükür tabii canım. Nasıl oldu ya? Ya bir tamirat mı ne varmış? Bir çukur açmışlar. Yanına da tabela mı bile hiçbir şey koymamışlar. Ben de dalgınlıkla çukurun içine teller de varmış, tellere basınca. Pes yani Samet, insan biraz dikkat eder bastığı yere. Çocuk musun birader? O koca telleri nasıl görmedin? Ya dalgınlıktan farkında mıyım ben Allah aşkına? Dalgınlık malgınlık değil Samet, sen öylesin. Başın havada yürürsün hep. Hayda, bir de suçlu biz olduk ya. Adamlar göz göre göre ayağımın altına elektrik döşemişler. Ben ne yapayım? Neyse canım, olan olmuş bir kere artık. Neyse, ucuz atlattın. Ben ucuz atlattım ama onlar ucuz atlatamayacaklar. Mahkemeye vereceğim bunları ben. Ne? Tanıdık bir avukat var, konuşayım. Tazminat isteyeceğim, dava açacağım. Yahu delirdin mi? Bırak Allah'larından bulsunlar. Nasıl, ne diyorsun sen ya? Yahu saçmalama, kimi mahkemeye veriyorsun? Ya senin etin ne, budun ne? Koskoca devletle uğraşılır mı? Bırak kapansın bu konu. Yahu benim haklarım var. Allah Allah, kömür oluyordum diyorum orada. Ne konuşuyorsunuz ya? Benden yana mısınız, onlardan yana mısınız be? Abi sen haklısın da işin öteki tarafında bir devlet kurumu olunca insan biraz tabii korkuyor. Biliyor musun? Hiç de korkmuyorum, bırakmayacağım bu işin ucunu. Yarından tezi yok, dava açacağım. Kimmiş Aysel, nedir o? Bilmem, postacı getirdi. Mahkeme falan yazıyor üstünde. Ver bakayım yenge, nedir o? Bakayım, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde. Hayırdır Samet, bir davan filan mı var? Yok ya, ne davası, bizim ekmek davasından başka davamız mı var? Ya neymiş, şunu gelip de bir okusana şurada. Tamam, dur okuyayım. Şunu oku şurada bakayım. Dur bakayım. Sayın Samet Kulaksız, evet. Yapılan tetkikler sonucu 13.9.1995 tarihinde elektrik kurumuna ait olan ve tamirat maksadıyla yer üstüne çıkarılan çıplak kablolara bilerek ve isteyerek dokunmak suretiyle kaçak elektrik kullandığınız tespit edilmiştir. Kurumun aleyhinize açtığı dava vesilesiyle... Ben de bundan korkuyordum işte. Nasıl yani? Elektrik kurumu senin hakkında dava açmış. Suçum? Kaçak elektrik kullanmışsın. Bir de fatura iliştirmişler yanına. O ne o? Kaçak olarak kullandığın elektriğin tutarı 13.636.803 lira. Biz mi ödeyeceğiz bunu? Çok yakmışsın abi. Bedava buldun elektriği, çarpıl Allah çarpıl. Bu kadar uzun sürdü mü Samet? Yok ya, 2 saniye ya çarpıldım ya çarpılmadım ben. 2 saniye diyorsun abi ama otellerde 6000 volt var. Çarp 2 saniyeli 6000'i eder bu kadar. Yahu eder etmez. Ne kadar diyorsa onu tahsil eder adamlar. Ölçün mü var ki gidip ölçesin? Ya. Mecburen ödeyeceksin. Yahu bir dakika yahu, Allah Allah. Ben niye ödüyorum parayı? Suçlu onlar. Niye açıkta bırakıyorlar telleri? Ne güzel işte. Devlet güveniyor vatandaşına. Vallahi Sabri haklı. Biraz da suç sende. Sen niye tel açıkta diye gidip de devletin elektriğine çarptırıyorsun kendini? Ulan hepiniz manyaklaştınız ya. Onların hiç mi suçu yok? Asıl dava açması gereken benim. Ben suçsuzum, onlar suçlu. Abi yaşını başını almışsın ama hala aklını başını almamışsın. Sen hiç bu ülkede devletin haksız, vatandaşın haklı olduğunu gördün mü? Görmedin. E öde şimdi şu faturayı da gör haklıyı haksızı. Olacak o kadar televizyonun haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Bu memlekette insanın başına kaza gelmesi olağan. Kazadan sonra yardım gelmesi olağanüstü bir olay vallahi. Hadi izleyin. Nihayet izini buldum Sami Bey. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Beni hatırlamadın mı Sami Bey? Hayatımı mahvettin Sami Bey. Ben de senin hayatını mahvedeceğim Sami Bey. Lütfen biraz sakin olun. Gerçekten hatırlamıyorum. Bir yanlışlık olmasın. Sizinle tanıştığımı zannetmiyorum. Tanışıyoruz Sami Bey. Hem de çok iyi tanışıyoruz.
Sana rastladığım o uğursuz günü ben çok iyi hatırlıyorum. Tantanım benim. Bir tane. Ay dur kızım dur. Aa, karımı boşayacağım, seni alacağım demezsen çekilmem de durmam da. Tamam tamam, boşayacağım hayatım, tamam. Hadi hadi hadi, iki gözüm önüme aksın de hadi. Ya o aksın ki tamam. Adama vurduk tontoş. Ay sana da tontoşuna da oynaşma dedik sana ya. Hadi gidelim hadi. Aa bir dakika, böyle bırakıp gidecek miyiz adamı? Yo, alalım alalım da yanak yanağa resimlerimiz çıksın. Hadi hadi yürü çabuk. Alemsin vallahi tontoş. Kaçmışlar, biri de durup almamış. Biz alalım. Ya almak bir şey değil, başımıza dert açarız. Ben korkarım abi, polis molis. Hani döşemeleri yeni değiştirdim diye de değil yani ha. Ona ne şüphe canım. Hadi yürü gidelim, yürü. Üf, nasıl geçirmişler adamı? Görünmez kaza işte. Devam et. Allah cezanızı versin be. Şu adamın haline bakın. Ulan bir Allah'ın kulu dönüp de bakmıyor be. Çürümüş ulan. Bitmiş bu toplum be. Dur kardeşim. Dur kımıldama. Ben seni hastaneye götüreceğim. Dur yavrum. Abi her tarafım kanıyor. Mercedes'in kirlenmesin. Canı cehenneme Mercedes'in. İnsan hayatından daha mı değerli? Doktor Kemal hemen iki nolu ameliyathaneye yazın. Baş üstüne baş hekim. Doktor Ferit kan testleri. Derhal efendim. Doktor Türkan acil kan anonsu. Doktor Niyazi bütün üniteyi iki nolu ameliyathaneye istiyorum. Baş üstüne. İki nolu ameliyathane hazır doktor bey. Hemşehrim hemen alın. Tahliller bitti mi? Diyaliz makineleri hazırlayın. Tamam. Çabuk beyin tomografisi. Geçmiş olsun beyefendi. Bendeniz baş hekim Binali. Memnun oldum. Efendim hastanız çok kan kaybetmiş ama korkacak bir şey yok. İlk müdahalesi yapılıyor. Siz merak buyurmayın beyefendi. Ben bizzat ilgileniyorum. Aman aman çok iyi. Kendine geliyor. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun Naci Bey. Geçmiş olsun. Neredeyim ben? Hastanede. Zor bir operasyon geçirdiniz ama şimdi durumunuz oldukça iyi. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ne biçim hastane burası? Hani doktor başına 500 hasta düşüyordu? Burada neredeyse bir benim başıma o kadar düşüyor. Ha, bir şey soracağım. Sizi hastaneye getiren o Mercedes'i beyefendi bir daha uğramadı. Hiç arayıp sormadı da. Neyiniz olur kendileri, amcanız mı? Yok değil. Dayınız? Yok canım. Abiniz? Enişteniz. Ananız? İş ortağınız. Yok bir şeyim olmaz o benim. Tesadüfen aldı beni yolda. Allah razı olsun. O olmasaydı şimdi ben... Oho! Oho! İşler karışıyor galiba. Yani şimdi siz o beyi tanımıyor musunuz? Yok. Siz ne iş yaparsınız acaba? Ben memurum efendim. Efendim? Evet, 657'ye tabiyim. Tabii de biz şimdi boku yedik. Yedik. 657'ye tabi sıradan bir memur öyle sıradan mi? Sıradan bir memur evet. Madem sıradan bir memursun, özel hastanede işin ne? Gidecek başka hastane mi bulamadın? Bak kardeşim, burası özel bir hastane. Sunduğumuz hizmetin karşılığı olarak da fiyatımız biraz yüksekçe. Ne yapalım canım? Canım sağ olsun da bir yerlerden borç harç alır. Öderim, ne yapayım? Canım sağ olsun. Merak etmeyin. Ne ödersin? Verin şu faturayı. Borcunuz tam 782 milyon 635 bin lira. Şoka girdi. Siz de iyi yaptınız yani. Adam ölecek, iyice boku yiyeceğiz. Peki ne yapacağız şimdi? Kimi kimsesi var mı bir araştırın bakalım. Bu faturayı tahsil etmeden kocanızı hiçbir yere bırakmayız. Karısı olarak size düşen şey bu parayı bir an önce bulup bize getirmek. Özel doktor bey, ben o kadar parayı nereden bulayım? Şurada 3 bileziğim var, onu vereyim. Hanım sen o bilezikleri al da
Tekrar tak koluna. Şöyle dolar, mark, altın, menkul, gayrimenkul gibi bir yatırımınız yok mu sizin? Doktor bey, para mı geçiyor ki elimize oraya buraya yatıralım? 60 metrekarelik bir evimiz var. Onu da kayınbabam almıştı. Bu güzel bir haber. Bakın ne diyeceğim. Sat o evi Melike. Söyle Şükrü'ye bir komisyoncuyla konuşsun, satsın o evi. Bunlar bırakmayacak beni. Olur mu öyle şey? Çoluk çocuk sokakta kalırız. Canım, emekli ikramiyesiyle alırız bir tane daha. Olan olmuş bir kere. Burada 752 milyon var. Kurban olam doktor bey, eve bu kadar para verdiler. Daha 30 milyon borcunuz var. Ondan sonra veririz, ne olur bırakın kocama. Canım ben keyfimden mi tutuyorum? İdarenin emri böyle. Hem 752 milyonu bulan 30 milyonu da bulur. Hadi bakayım, hadi hadi canım, hadi. Naci, televizyon, buzdolabı ne varsa hepsini sattım. Biraz da babamdan borç aldım. Ama hala 30 milyon lira istiyorlar. Allah kahretsin. Naci, kız eve gelmiyor. Oğlan da 3 gündür uğramıyor. Nedir bu başımıza gelenler? Hep o Mercedes ve Adiye'nin yüzünden. Ben gideyim bir 30 milyon daha bulayım geleyim. Mercedes. Bir haftadır haber çıkmadı kadından. Ben de çok üzüldüm hallerine ama ne yapalım? Biz de nihayet emir kuluyuz. Memurun karısı danışmaya bir not bırakmış efendim. Naci, artık dayanacak gücüm kalmadı. Beni unut karım. Şuraya da bir imzalar mısın? Bir tane de şuna rica edeyim. Evet, bir imza nedir de lütfen. Teşekkür ederim. Şuna da gidelim. Çok teşekkür ederim. Şuna da atar mısın lütfen? Şimdi hatırladın mı Sami? Hatırladım ama nereden bilebilirdim ki? Ben senin hayatını kurtarmak için. Beni asıl Çin'de öldürdün Sami. Ha? Hayatımı mahvettin. Beni devlet hastanesine götüremez miydin Sami? Vallahi nereden bileyim. Biz hasta olunca öyle hastanelere gideriz. Sandım ki başka bir hastane aklıma gelmedi. Şansıma tüküreyim. Ucuz bir araba olsaydı bunlar gelmezdi başıma. Sen çıktın karşıma, cezanı çekeceksin Sami. Dur bir dakika dur. Sen kötü şeyler yaşamışsın. Sinirlerin bozulmuş. İyi bir psikiyatriste ihtiyacım var. Ah bak, benim çok iyi tanıdığım bir doktor var. Gel seni oraya götüreyim. İstemem. Gel. İstemem doktor. Senden bir şey istemem. Üstüme gelme istemem. İstemem. Şimdi sırada her şey var. Şan, şöhret, yalan, dolan. Bestami skandalı ile ilgili görüntüleri izleyin anacığım. Allah, müthiş bir olay yakaladım. Sen değiştirdin çarşafları. Senin yüzünden. Girdin çıkmak bilmedi tuvaletten. Taş düşünüyorum ben. Senin haberin var mı? O taş senin başına düşsün inşallah. Senin yüzünden altıma yaptım. Elin iki paralı kademesinden laf işittim. Kim senin oğlun teyze? Kim olacak? Bestami. Ay kız delikte çıkarttın ayol beni. Vallahi şimdi çarpacağım avcumun içiyle ayol. İki parça bir şey var ıslattım. Senin de yıkanacak bir şeyin var mı? Hiç kan yok. Hiç kan yok çünkü iç kanaması geçiriyorum. Biraz mı? Ay güleyim bari. Bana bak sakın sen güleyim deme. Vallahi düşer boğulursun köpüklerin arasında. Ay güldürme. Dur gülüyorum. Abla. He. Bu bey Melahat Hanım için gelmiş. Buyurun. Alo. Sabah gazetesi mi? Dinç Bilgin'den görüşeyim. İkimizi de yakalayacaklar. Sen istersen vazgeçebilirsin. Nasıl becerebildiğimize hala inanamıyorum. Niye sesi oluyor böyle? Allah Allah! Ben susamam! Teyze şimdi git. Elin ayağını öp. İyi burası. Tamam burası mı? İyi de ne diyecek yani? Ne iyi ettiniz bana annemi getirdiniz mi diyecek? Demez yavrum, demez. Hiç söylemez. İmkansız söylemez. Haklısın teyze, bir plan kurmak lazım. Evet. Planınız yok mu? Madem planınız yoktu beni niye kaçırdınız o zaman? Bak sokakta kaldım ben şimdi. Beni bakım evinden de almazlar. Almaz. Tamam. Şey. Çalalım kapıyı. Biz saklanalım. Annesini karşısında görünce birdenbire... İnleyen Besami! Ay korktum ayol. Beni tanımadın mı? Vallahi tanımadım. Bu da ne böyle? Tanırsın. Zorla biraz şeyini, kafanı. Tanırsın da tanımamazlıktan geliyorsun. Vallahi nereye mi zorlasam boş. Hanım, temizlik için mi geldiniz? Eğer temizlik için geldiyseniz temizlik kadromuz dolu. Anneni tanımadın mı seni? Ahlaksız seni! Bas beni bağrına çabuk! Sus konuşma! Çekiştirip durma! Vallahi seni kovarım, öldürüp parçalarım seni! İti! Hadi temizlik istemiyorum değil mi? Sana emdirdiğim sütler haram olsun inşallah! Pis çocuk! Kadın git buradan başıma bela olma, şimdi polis çağıracağım vallahi. Defol! Haklısın, dediğin gibi yapabilir. Peki polis çağırmak kötü mü? Her şey ortaya çıkar, daha iyi ya. Niye beni kaçırdınız sanki? Bak sokakta kaldım işte. Beni şimdi bakım evine de almazlar. Teyzeciğim ne olur sorun çıkarma, sabırlı ol. Çıkartırım ben, sorun çıkartırım. Ben sorun çıkartırım, sorun.
Polis çağırırsa bütün foyamız ortaya çıkar. Kadını kaçırdığımızı unutma. Barak, niye bunu konuşturuyorsun bıyık bıyık? Senin bir planın yok mu? Planın yoksa ben gidiyorum. Gidiyorum. Yok, ne olur. Gidiyorum ben. Canım, tamam. Canım 40 yıllık annesini tanımamazlık edemez. Mutlaka tanıyacaktır. Besami! Ay deli makbule ayol sen nereden çıktın manyak karı? İnsan annesine deli makbule der mi? Al beni çabuk içeri al beni. Alamam seni içeri defol buradan. Defol hayatımı mahvettirmem sana. Defol. Defol. Diyelim ki öyle oldu. Sonra karşısında bizi görünce inkar edecek. Resim çekeriz. Bana. Ağzım çıktı galiba acaba. Yavaş. Niye beni kaçırmadan önce düşünmediniz bütün bunları? Eşek kadar herif olmuşsun sen. Ne düşünce serisin be? Dedim sus bir dakika sus. Bana bak sadece fotoğraf çekmek de yetmez. Kamera lazım, teyip lazım. Paparazziler haber verelim. O zaman konu bizim olmaktan çıkar. Çişim geldi benim. Tut biraz. Tutamam. Sen kendini geri tut. Tutulmuyor benimki. Dedeciğim ne olur. Nereye yapacağım ben şimdi? Aa. Yatağımdan imza şaralı şaralı yapıyordum. Sazım şimdi. Ya bana baksana. Senin neyin var? Neye sıkılıyorsun sen? Söyle bakayım. Bir sigara versen ayol. Sen sigara içmezsin ki. Şimdi başlıyorum. Var mı bir itirazın? Geçen gün muslukları tamir eden ustanın unuttuğu sigara var. Al onunla başla bari. Salak hem çakmağını unutmuş hem sigarasını. Senin bir derdin var ama anlayamadım. Ters taraftan yaktın sigarayı. Ay lanet olsun. Ne taraftan yakmak lazım buna yok? Ay sen yanıyorsun. Yanıyorsun, yanıyorsun. Allah Allah hayırdır inşallah. Ah çakmağı söndürmeden koymuşum cebime. Ay bir sigara içemedim ayol. Sana bir haller oldu. Sen kafayı yedin. Ay ben de tutuşacağım. Ay tutuşuyoruz ayol. Ay durun. Ay söndür şunu kız. Söndür şunu kız. Allah gözün çıkmasın senin. Tut sana. Ne oluyor ayol? Hükümet güven oyu alamadı. Ona mı üzülüyorsun? Ay üstüme gelme ayol. Ay vallahi daral geldi ayol. Beni kendi halime bırak lütfen. Ben mi bir şey yaptım? Yapmadım ki ne dedim? Bir şey demedim ki. Yani annen diye bir kadını... Yoksa o kadın senin annen mi? Ay saçmalama ayol saçmalama. Benim annem yok bunu sen de biliyorsun. Benim annem beni doğururken kan kaybından öldü. Beni babam büyüttü. Bana hem babalık yaptı hem annelik yaptı ayol. Susun be! Susun! Gecenin bu vakfide ne gülüp geliyorsunuz? Ay sen sus! Manyak! Terbiyesiz hayvan! Yoksa bu kadın bunun gerçekten annesi mi? Ben çıkıyorum şöyle bir dolaşıp geleceğim. Sokaklarda çok sürtme. Yarın tahterevallilerin düğününde şarkı söyleyeceksin. Şu kapıyı çalayım da ona gününü göstereyim ben. Hayır çalmış. Çalarım ben kapıyı durma. Hayır yapma dur. Şu kapıyı çalacağım. Çalma teyze dur. Yaptık işte planı şimdi gitmemiz lazım. Paparazileri toplar öyle saldırıya geçeriz. Bu gece ben nerede kalacağım? Ben de kalırsın ben de. Ben uykuda gezerim. İyi beraber gezeriz. Nasıl olsa heyecandan uyuyamayacağım bu gece. Hayır bana bak telefonlara falan bakma. Kapıyı da sakın açma kimseye. Karı geliyor. Şunu parçalayacağım. Ben sana göstereceğim günlük piç kurusu. Havasına bak şunu. Bestami'nin mi? Annesi miymiş? Kamera hazır. Hadi çıkalım. Tamam. Ne olmuş? Ne oldu anlatalım yürü. Tabii böyle bir haber kaçar. Bestami'nin annesi ha. Kamerayı hazırla çabuk. Hazır. Hadi çıkalım. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Ne zaman olacak bu iş? Sabırlı ol. Etraf paparazzi dolu. Açık bir fener oldu balası bayılı. Dokunmasın biraz fazla olmadı mı? Yok canım daha şimdi başladım. Kırlan bana salam versene. Hepsini siz yediniz zaten. Canım açık bir fener tahsin mi ben Allah aşkına. Bizimle anlaşırken sadece 200 misafir olacak demişlerdi. Bir tek bu 200 kişiye bedel. Sabri otur oğlum. Sünnetçi geldi. Acımayacak değil mi? Acıyacak da kestirmem. Yok acımayacak. Otur. Hadi Beşnami haber verin. Bir şarkı söylesin de sünnette başlasın. Beşnami Bey niye öyle süklüm püklüm oturuyorsunuz? Sizi biraz boyayayım mı?
Sen git de ananı boya. Aa, ne dedim ki ben şimdi? Aman daha ne diyeceksin ayol? Ben duvar mıyım? Sizi biraz boyayayım mı? Defol hadi. Düş yakamdan. Badanacı kılıklı karı. Hadi herkes seni bekliyor. Ay ben çıkmasam olmaz mı kuzum? Aa, iyice şey ettin sen. Bir şarkı okur bırakırsın. Senden sonra bir şarkıcı daha varmış. Kimmiş o hiç haberim yok. Ama kimse kim bana. Bilmiyorum kim olduğunu. İyi tamam geliyorum. Sevgili seyirciler, şimdi huzurlarınızda Beste abi. Kocatsın inşallah. Düğün değil be tabii ya. Düğün değil. Evlilik değil. ay affedersiniz tekzip ediyorum. Allah rahmet eylesin. Ay iyice üşüttü. Şaka yapıyor şaka. Sabri'nin şeysi. Ay hay Allah ne oluyor bana ayol. Düzeltiyorum. İyi ki doğdun Sabri. Sünnet. Aman ay iyi tamam hadi Sabri'nin yeni şeysi hepimize hayırlı olsun ayol. Hadi iyi geceler saygılar. Değerli konuklar şimdi de huzurlarınızda Makbule Balta. Makbule Balta size şarkı söylemeyecek ama çok önemli bir şey söyleyecek. Bana bakın bana ben Bestami'nin annesiyim. Bunun. Ha? Bana bakmadı. Beni bakım evine sakladı. Herkes beni ölü zannediyor. Durun. Daha bitmedi. Ben bunun annesiyim. Ve yaşıyorum. Yıllarca bakım evlerinde süründüm. Yiyecek bir ekmek, giyecek bir hırka bulamadım. Niye? Hep ademeler götürdü. Yıllarca altıma yaptım. Ay yalan. Vallahi yalan. Çizgi film kahramanı gibi karayol. Yalan değil. Gerçek. Ana haini. Onun anası olduğumu siz ne birinize ispat edebilirim. Vallahi yalan. İnkar etme Bestami. Senin için iyi olmaz. Bu kadın doğru mu söylüyor? Bestami yalancı mı? Hangisi doğru? Bu soruların cevabı haftaya yalnız olacak o kadar da. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım.
Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Muğla, Antalya. Bayındır Torbalı Söke ödemiş. Lütfen şunları toplar mısın Feridun, yemek yiyeceğiz. Tamam hayatım, şimdi bitiyor. Bin defa söyledim, eve iş getirme dedim ama hiç beni dinlemiyorsun. Ya iki tane kolonu kaldı, hemen bitirip yatırıyorum. Dün gidi de sabaha kadar bunlarla uğraştın. Benimle artık hiç ilgilenmiyorsun kızım. Şşş, çocukla hocası içeride ders çalışıyor, rezil etme beni. Haklısın, bana bak. Çocuğu okuldan almakla kötü mü ettik acaba? Saçmalama, özel dersler aldırıyoruz. Daha ne yapacağız? Kolunda altın bileziği olacak. Okuyup da ne yapacaktı? Haklısın. Dur hocaya bir bakayım. Kaç saattir çalışıyor adam? Bir şey istiyor mu? Şimdi çocuğum burada bir hayvan olacaktı. Heh, burada. Bana bakma çocuğum. Hayvan ben değilim. Bak hayvan burada. Şimdi bu ne hayvanı yavrum? Hayvanat. Evet, bir anlamda doğru. Fakat bu at hayvanı yavrum. Tamam mı? Neymiş söyle bakayım. At hayvanı. At, hayvan derken bana bakma çocuğum. Hayvan burada. Ben hayvan değilim. Şimdi hayvanlar hayvanlıklarına göre ikiye ayrılırlar. İngiliz hayvanları vardır. Arap hayvanları vardır. Bir de hayvanoğlu hayvanlar vardır ki tabi bunlar hepsi hayvanoğlu hayvandır. Çünkü buna babası Arap atı olunca yavrusu da Arap atıyor. Babası İngiliz atı olunca yavrusu ne oluyor? Japon subayı olacak hali yok. Şimdi yavrum yaz bakalım. Yazmamız gereken hususlar var. Bir, efendim, yarışlara katılacak atların kiloları ve jokeylerin kiloları dikkat edilecek. Ne yapılacakmış? Demek ki hayvan derken bana bakmıyoruz. Önüne bakıyorsun, ben üstümü anlıyorum çünkü. Şimdi iki... Hocam, nasıl bizim çocuğun durumu? Keratanın durumu, iyi. Zeki bir çocuk. İyi bir çalışmayla istediği altılıyı tutturabilir. Geçen ay bizim komşunun oğlu kazandı. Çok çalışmış çocuk. Hayır, bizim oğlan zeki ama tembel. Zaten benim çocuğu için bizim çocuk çalışkan ama aptal diyeni duymadım. Aptal derken bana bakmasanız sevinirim. Vallahi ben yavrudan pek memnunum. Bugün kendisiyle altılıyı çalıştık. Haftaya da ikili bahis çalışacağız. Elinize sağlık hocam. Sayenizde bu çocuğun da eli ekmek tutacak inşallah. Öp bakayım hocanın elini oğlum. Hadi yavrum öp. Ahmet etmeseydi efendim çocuk. Neyse. Öpeyim hocam. Öp çocuğunu. Yalama yavrum öp. Ben şu toto kuponunu yatırmaya gidiyorum. Tamam, ben de Necdalara gideceğim. Kazı kazanlı gün yapıyormuş bugün. Sen de iyi çalış dersini. Ezberle. Sıraya girmeden işini halledelim mi abi? Nasıl yani? Koy şunun arasına 1211 sayılı kanuna ilişkin evra. İşin tamam abi. Para mı yani? Bravo yani. Lüzumu yok. Ben kendi işimi kendim hallederim. Sporla da bu haftaya 107 milyar devretti biliyor musun? Bilmez olur muyum? Oynayabildin mi bari? Nerede kardeşim? Kupon yok ki. Burada kupon var burada. Cüzi bir yardım karşılığı kupon kaparın elinde kalıyor. Kuponu bulduktan sonra 8 beraberliği bulmak daha kolay abi. Şu yerimi korusana. Şundan bir kupon alacağım. Birader, bana iki kupon daha versene. Vereyim abi. Eyvallah, sağ ol. Kimse kapıda batır. Burada değişik çap ve ebatta sahte loto kuponu varmış. Ayol kaç haftadır milli piyangodan amorti bile çıkmıyor. Necdacığım, geçen de benim kafama kuş sıçtı. Milli piyango aldım. Bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçırmışım. Kuşta bir bozukluk vardır kız. Kız, benim de ayağıma köpek işedi. Gidip bir şeyler oynasa mıydım acaba? Salak! Köpek işeyince olmaz. Kuş sıçınca oluyor. Bir yerlerde bir şey ötüyor. Ayol, benim cep telefonum olmasın? Benim. Alo. Aa, benimki nerede? Alo. Ayol, evin telefonu çalıyormuş. Alo. Ha, bir dakika. Ramizeciğim, seni istiyorlar. Kim ki? Alo? Aa, Feridun? Aa! Feridun'u sahte kuponla yakalamışlar. Aa! Neredesin? Karakolda mı? Üzülme hayatım. Ben şimdi babama söylüyorum, gelip seni alacağız. Hadi canım. Kızlar, gidiyorum kocamı kurtarmaya. Vah 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 vah. İnsanlar umutlarını şans oyunlarına bağladılar. Ne hallere düştük. Başka kazı kazan isteyen var mı? Yok anam, yok. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye. Thank you.
gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.